Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün yeni bir sahadan maçın hikayesiyle beraberiz. Bugün 14 Nisan 2019 saatlerimiz 14'ü çeyrek geçiyor. Maçın başlamasına 45 dakika var. İkinci lig kırmızı grupta 31. hafta maçında Karagümrük Konya Anadolu Selçuk maçını takip edeceğiz. Bu stada özlemişim. Öncelikle onu belirteyim. En son geçtiğimiz yılın son maçında buradaydım. Karagümrük maçlarını sıkça takip ettiğimi takipçilerim bilirler. Bugün de bir özlem, bir hasret gidereceğiz diyebilirim Karagümrük'te. Bu sene ilk defa bir Karagümrük maçına geliyorum. İki takıma bir göz attığımızda Karagümrük şampiyonluk mücadelesi veriyor. Şampiyonluk olmazsa en azından playofflardan şampiyon olmayı planlıyor. Güzel bir kadro kurdular, güçlü bir kadro kurdular. 56 puanla 4. sıradalar. Konuk ekip Konya Anadolu Selçukspor'a baktığımızda ise onların durumu ise birazcık kritik. Zira Konya temsilcisi şu anda 16. sırada 28 puana sahip. Bugün burada İstanbul'da hafif serin bir hava var. Ara ara yağmur yağıyor ama futbol için gayet elverişli bir hava diyebiliriz. Tribünler de yavaş yavaş dolmaya başladı. Bugün burada güzel bir maç seyredip, güzel fotoğraflar çekip, güzel bir video çekmeyi umuyorum. Bildiğiniz gibi maç içerisinde birçok video çekiyorum. Devre arasında taraftarlarla sohbet etmeye gayret ediyorum. Maçın sonunda da futbolcularla ve teknik adamlarla görüşmeye gayret ediyorum. Maç içerisinden de birçok fotoğraf çektiğimi tekrar hatırlatmış olayım. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağım. İki takımın son 5 maçına hızlıca baktığımızda Karagümrük 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı son 5 maçında. Konya temsilcisi ise 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Geçen hafta oynanan maçlarda Karagümrük deplasmanda Şanlıurfa Spor'la 0-0 beraber kalırken konuk ekip Konya Anadolu Selçukspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti. İki tarafın kendileri ile oynadığı maça, ilk devredeki maça baktığımızda ise Konya'daki maç 3-3 eşitlikle sona ermişti. Kısaca durumu özetlemiş oldum size. Maç içerisinde tekrar görüşmek üzere. Bu arada maçın esami listesi de elime ulaştı. Şöyle hızlıca hakemleri ve kadroları size sayacağım. Maçı Efe Tanrıverdi yönetecek. Yardımcı hakemler Vedat Hoşnam, Serdar Osman Akarsu, Gürcan Hasova olacak. İki takım kadrosuna baktığımızda ev sahibi Karagümrük, kalede Tarık Çetin, Turgut Doğan Şahin, Mehmet Battal, Murat Türkan, Ufuk Akyol, Bilal Aziz Özer, Fatih Kuruçuk, Abdülhamit Yıldız, Ramazan Civelek, Uğur Daşdemir, Barış Özbek ilk 11 ile sahada olacak. Yedeklere baktığımızda Murat Hacıoğlu, Yusuf Yeşilmen, Erkan Zengin, Selçuk Alibaz, Ali Fırat Okur, Fırat Suçsuz, Çağrı Ortakaya olacak yedeklerde de. Teknik sorumlu ise Atılay Canel. Konuk ekip Konya Anadolu Selçukspor'a baktığımızda kalede Alp Tutar var. Kadir Kağan Özdemir, Maksut Taşkıran, Recep Metin, Samet Bulut, Alpay Cin, Sertan Yeğenoğlu, Burak Saban, İbrahim Serdar Aydın, Egemen Zengin, Ahmet Önay ilk 11'de sahaya yayılırken yedeklerde de Hüseyin Koç, Yılmaz Kılıç, Ümit Karal, Çağatay Kader, Alpay Koldaş, Reşo Akın, Ekrem Kayılıbal olacak. Abdurrahman Baysangur teknik direktör. Maç içerisinde tekrar görüşmek üzere. Go!
Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Karagümrük bu sene ilk defa hafta sonunda evinde maç yapıyor. Tribünler dolu. İlk maçını hafta içinde yapmıştı. İlk hafta sonu maçında tribünler doldu. Karagümrük'te ilk devre sona erdi. 0-0 eşitlik var. Yanımda Doğukan var ve Anıl var. Anıl ilk devreyi şöyle birazcık tabii parmaklıklar ardından konuşunca zor oluyor. Sıkıntı. Anıl ilk devreyi değerlendirirsen neler söyleyeceksin? İlk yarıda hiç hücumsan bir hatamız olmasa defansımız gayet çok iyi. İyi baskılar uyguladık. Karagümrük etkili ataklarını kesebiliyoruz. İnşallah bunu ikinci yarıda hücuma doğru yönlendiririz diyorum. Doğukan sen ne söyleyeceksin? İlk öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ünlü Alçacılar İstanbul'u Başkanı Doğukan Turan. Maç hakkında şunu söylersem Mehmet Battal'a uygulanan güzel bir markaj var. Karagümrük'ün baskılı olduğunu gördük ilk yarıda. Ama takımımız temkinli davrandı. Gayet güzel hareketler çekerek oyunu ilk yarıyı 0-0 bitirmeye tamamladı. İki takıma da ben başarılar diliyorum. Dostluk tadında geçiyor maç. Gayet güzel. İnşallah buradan 3 puan alıp ayrılmayı umut ediyoruz. Peki başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Beraberiz, Ufuk Yıldız'la beraberiz. Ufuk ilk devre 0-0 sona erdi. Şöyle bir ilk devreyi değerlendirirsen neler söylersin? İlk devreden önce stadımıza ilk defa pazar günü geliyoruz. Hafta içi maçımız vardı. Uzun süredir olimpiyattaydık. Taraftarı siz de gördünüz. Herkes de izliyor. Bizim yerimiz, evimiz burası. Çok şükür döndük. Çok daha iyi günler yaşayacağız burada. Maça gelirsek as oyuncularımızdan birkaçı şu an yedek. Yine baskılı oynuyoruz taraftarımız sayesinde. İnşallah ikinci yarı beklediğimiz golleri alacağız. Hedefimiz şampiyonluk, hala umudumuz var. İnşallah şampiyon olacağız. İkinci devrede de oyunda ya da oyuncu değişikliği falan bekliyor musun? İkinci devrede Erkan girebilir, Yusuf Yeşilmen girebilir. Bizim önemli oyuncularımız şu an yedek, hocanın takdiri. İçeriği bilemiyoruz tabii ama skoru etki edecek oyuncularımız. İnşallah ikinci yarı gol ve goller bulup taraftarla birlikte galibiyete ulaşacağız. Taraftar da harika gerçekten bugün. Çok özledik. Gerçekten çok özledik burayı. Yani olimpiyata gidiyorduk ama gelemeyen taraftarlarımız oluyordu şartlardan dolayı. Hem uzak, iş, güç, pazar günleri de olsa ulaşımdan dolayı gelemeyen, bir de çok soğuk gerçekten. Evet. Etkimizi gösteremiyorduk orada. Ne kadar çok gitsek de etkimizi gösteremiyorduk. Burada çok şükür geldik. Yani şu an bile full, hani ben direkt göremiyorum. Ben görüyorum, full. Stadımız full. Belki hani yani şu an kapasiteden daha çok, belki merdivenlerimiz bile dolu. Yani özlemimizin bir şeyi, dile gelişi bu. Evet, peki başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
Erdinç Yılmaz da geldi. Taraftar Derneği Başkanı Erdinç. Evet, yanımızda Emre Uçar da burada. Şöyle ilk devreyi öncelikle şuradan gireyim ben. Taraftar özlemiş. İlk defa hafta sonra bir maçında burada taraftarla buluştu Karagümrük. Müthiş bir taraftar var. Siz tabii orada olduğunuz için göremiyorsunuz. Ben bu taraftan her yeri görüyorum. Müthiş bir taraftar var. Önce taraftarı değerlendirelim. Sonrasında da ilk devreyi nasıl görüyorsun Erdinç? Öncelikle Zulümpiyat zulmünden kurtulduğumuz için çok şanslıyız. Burası bizim mabedimiz. Burası bizim evimiz. Buradaki maçlar daha farklı oluyor. Geçen çarşamba oynadığımız maçta bile yüksek bir potansiyel vardı. Pazar günü şu anda tıklım tıklım sızlar. Gişe de caddeye kadar kuyruk oldu. Görüntüler vardır. Biz şu an kendi evimizde olmaktan dolayı mutluyuz. Böyle yani. Peki ilk devre golü bulamadı takım ama baskılı oynadı tabii taraftarın da desteğiyle. İkinci devrede oyuncu değişikliği bekliyor musun? Erkan var kulübede, Yusuf var. Yani ilk oyuncu değişikliği Erkan'dan yana olacağını düşünüyorum ben. İkinci yarıda Erkan'ın girmesiyle daha fazla ileride top tutup golü bulmaya çalışacağız. Şampiyonluk ümidimiz hala devam ediyor. Hemen dün yine son dakikalarda bir gol bulup 2-1 galip geldi. Dediğim gibi bu sene biz şampiyonluk için yolumuza devam edeceğiz. 4-4 yapalım. Birinci olan Menemen zaten puan kaybedecek. Biz şampiyonluğumuzu ilan edeceğimize inanıyorum. Peki başarı dilerim Erdinç. Teşekkür ederim, sağ olun. Anadolu Selçuk Spor 1-0 öne geçti. Gelişen kontratakta konuk ekip golü buldu. Dakika 53. Erkan Zengin oyuna girdi şimdi Karagümrük'te. Yaklaşık 3 dakika önce konuk ekip 1-0 öne geçmişti. Taraftarlar Erkan Zengin tezahüratlarıyla tecrübeli futbolcuya destek verdi. Dakika 70. 1-1 eşitlik sürüyor şimdi. Erkan Zengin sağ kanattan korner kullanacak. Korner kullanıldı. Karagümrük 2-1 kazandı bugün. Taraftarının desteğiyle. Karagümrük taraftarıyla galibiyeti kutluyor. 2-1 kazandılar. Turgut Doğan Şahin maçın yıldızıydı. Bir gol bir asistle maçı tamamladı. Oh,
Maçın kahramanı Turgut Doğan Şahin. Bir gol bir asistle maçı tamamladın. Müthiş bir maç oldu. Neler söyleyeceksin? Ya, galip geldiğimiz için mutluyuz seyircimizin önünde. Anlam kazanması için şampiyon olmamız gerekiyor. İnşallah rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Sonra şampiyonluğu. Peki, başarılar. Sağ ol, teşekkürler. Fatih ile beraberiz. Fatih, 1-0 geriye düştü takım ama 2-1 kazandınız. İkinci yarı iyi oynadınız. Neler söyleyeceksin? Taraftar da müthişti bugün. İlk defa pazar günü bir maça çıktınız burada. Neler söyleyeceksin? Öncelikle taraftara teşekkür ediyorum. Gerçekten 90 dakika muhteşem bir destek vardı. Biz henüz şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Hala inanıyoruz, hala olabiliriz. Olmasa da bu takım playoff'tan da çıkacak. Yani bu takım bu sene her türlü çıkacak inşallah. Peki, başarılar Fatih. Sağ olun.